Evet, şimdi size güzel bir projemizi anlatacağız. Eminim eğleneceksiniz. Hem eğleneceksiniz, hem öğreneceksiniz, hem de kendinizi geliştireceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım, buyurun beraber gezelim. Gördüğünüz gibi otobüsler, trenler ve gemiler duman çıkartıyor ve çevreye zarar veriyor, değil mi? Buna engel olmak için biz ne yaptık? Araçlarımızı elektrikli araçlara çevirdik, gemilerimizi biyoyakıtlı gemilere çevirdik, trenlerimizi de elektrikli trenlere çevirdik, değil mi? Bunu hepiniz gördünüz. Fosil yakıt dediğimiz nedir biliyor musunuz? Bu dizel araçlar, benzinli araçlar falan var ya, onlar. Burada engelli bir kardeşimiz var. Bu kardeşimiz ismi Can. Çocuklar unutmayın ki öncelikle hepimiz bir engelli adayız, değil mi? O yüzden engelli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize öncelik vereceğiz. Mesela bir yaya geçidi ekleyelim mi? Evet. Evet, yaya geçidini yaptınız. Teşekkür ederiz. Son olarak yola, bakın şöyle sarı renkli hissedilebilir kaldırım dediğimiz kaldırımlar var. Bunu metro istasyonlarında görüyorsunuz değil mi? Üzerleri böyle çıkıntılı çıkıntılı. Bu da görme engelli vatandaşlarımızın buradan yürümesi için. Bakın burada da var. Yaya yollarında çeşitli yerlerde gördüğümüz kaldırımlarda bulunan grinçli, çıkıntılı sarı kaldırımların amacı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz evvel Can arkadaşımızı da anlatmıştık değil mi? Hatırladınız mı? Evet. Neden? Görme engelli vatandaşlarımız değil mi? Harikasınız. Ben bilmiyorum cevabı, siz seçin. Evet. Bravo. Aferin size valla. Otobüslerimiz ve toplu taşıtlarımız böyle değil mi? Eğer siz bunları yapmazsanız şehrimize insanlar gelmezler. Hani bir ev alırken ilk önce ne düşünüyoruz? Metroya yakın mı? Havalimanına yakın mı? Değil mi? O yüzden ulaşım planlamamızın hayatımıza çok büyük önemi var. Hemen biraz rüzgar oluşturuyorum şimdi. Bakın rüzgar türbinleri dönmeye başladı. Enerjimizi görüyor musunuz? %79. Daha da arttıralım. Gördüğünüz gibi trafik sıkışıklığı var. Her taraf çöp. Şurada araçlar çevreye pisletiyorlar. Navigasyon sistemleri ve fabrikalar. Bakın çözümü buldun. Ne yaptın? Rüzgar türbinleri, biyoyakıtlı araçları yaparak çevre kirliliğine çözümü buldun. Bakın ne yaptık? Elektrikli araçlar üreterek karbon salımını azalttık, değil mi? Evet. Harikasın. Bu şekilde şehir planlamasının önemini anladık, değil mi? İstasyonları, enerji tüketimini, kullanımını, dağıtımını ve sorunları çözmeyi. Siz de ileride bir belediye başkanı, bir hafta, bir yönetici olduğunuz zaman bunları yönetileceksiniz ve böyle davranacaksınız. Anlaştık mı? Arzunuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yönetici mesela otobüs mesela. Evet, otobüslerde insanları oraya taşıyor evet. Değil mi? Evet. Tamam. İETT'de olmasını istediğiniz bir şey var mı? Bence elektrikli otobüsler daha iyi. Bence. Evet. Evet. Mesela havayı ne kirletiyordu? Biraz önce gördük. Fosil yakıtlı araçlar havayı çok kirletiyor. Bence kirletiyordu. Elektrikli otobüs. Elektrikli otobüsler yapardık Sayın Genel Müdürümüz. Evet. Burada. Bakın hemen bir tane otobüsü elektrikli yaptık. Normalde fosil yakıt kullanıyordu. Onu elektrikliye dönüştürdük. Bundan sonra daha çok elektrikli otobüs yapıp sizlerin hizmetinize sunacağız. Daha doğrusu İstanbul'a faydamız olacak. Sizlere faydamız olacak. Çünkü karbon salınımı azalacak. Tamamen fosil yakıtı kestiğimizde sıfıra düşecek. Çevre daha temiz olacak. Aferin, çevre daha temiz olacak, süper. Hadi bakalım, şimdi dışarı çıkalım, bir sonraki grubu alalım. Evet arkadaşlar, ben de İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak İstanbul Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla 2023 yılı Haziran ayı itibariyle sürdürülebilir hareketlilik eğitim merkezi olan SÜHA aracımızın dönüşümünü tamamladık. Bu kapsamda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz işbirliğiyle yaklaşık 12 okulumuzda 2200 öğrencimize eğitim verdik. Aracımızda yer alan 9 sergide akıllı ulaşım sistemleri, yaya ve yol güvenliği, sürdürülebilir şehirler,
ve bunların etkileriyle ilgili çocuklarımıza simülasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu sürdürülebilir şehirler ve hareket yaya güvenliği, yol güvenliği anlamında eğitimlerimize devam etmek yıl boyunca. Tamam. Işık yeşil yandı. Karşıya zıplıyor muyuz direkt? Hayır. Neden? Sağ solumuz. Evet. Son olarak bir kontrol daha yapmalıyız. Evet. Burada bir sorunumuz daha var. Bazı bilinçsiz arkadaşlarımız yerlere çöp atmış. Biz çöpleri yere atmıyoruz.